Kanal Ufa'nın haber bülteninden hepinize mutlu akşamlar sayın seyirciler. Gelişmelerle karşınızdayız. 13 Eylül'de Ankara'da tedavi altına alınan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk 86 yaşında yaşamını yitirdi. Asiltürk'ün cenazesi yarın öğlen Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, geçtiğimiz haftalarda koronavirüs sonrası zatüreye bağlı gelişen nefes darlığı sonrası hastaneye kaldırılmış, partiden yapılan açıklamada Asiltürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti. Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Asiltürk'ün bugün vefat ettiği haberini verdi. Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesi yarın öğlen Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecek. Siz çalışırsınız, kazanırsınız. Söylediğiniz insan kabul etmez, kazanmaz. Ne yapalım? Asiltürk'ün vefatı sonrasında hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söyledi. Bir süredir Ankara Şehir Hastanemizde tedavi edilen Milli Görüş Hareketi'nin önemli ismi Oğuzhan Asiltürk Beyefendi'yi kaybetmiş bulunuyoruz. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. İnançlı ve samimi biriydi. Bugün sabah 09 sularında özellikle son dönemde koroner arter hastalığı ve kalp yetersizliği tanılarıyla takip ediliyor idi. Sabah 09'da kardiyak arrest sonrası kaybetmiş bulunuyoruz. Yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun. Oğuzhan Asiltürk'ün vefat haberinin ardından sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu dava arkadaşı için başsağlığı diledi. Yani biz ille de birileriyle birleşelim diye bir havaya giremeyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. dönem 5. yasama yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Başkan Şentop 27. dönem 5. yasama yılı açılışında konuşma yaptı. Çelenk! Al! Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. dönem 5. yasama yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Amirleri, siyasi parti gruplarının grup başkan vekilleri ve milletvekilleri katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönem 5. yasama yılı açılışı için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bandoyu selamladı ve genel kurula geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelişi öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi binalarının çatılarında güvenlik kuvvetleri önlem aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop 27. dönem 5. yasama yılı açılışında konuştu. Değerli milletvekilleri, 101. yıl dönümünü idrak ettiğimiz yüce meclisimiz geçen yasama dönemlerinde olduğu gibi bu yasama döneminde de temsil ettiği aziz milletimizin güçlü adımlarla geleceğe yürümesinin önünü açan çalışmalara ev sahipliği yapacaktır. Bir yandan küresel COVID salgınını en az can kaybıyla atlatabilmenin mücadelesi verilirken,
Diğer yandan daha iyiye doğru kararlı yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Salgın sürecinde gecesini gündüzüne katarak, evini, ailesini unutarak çalışan sağlık emekçilerimize bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. dönem 5. yasama yılı açılış konuşmasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları söyledi. Değerli milletvekilleri, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönem 5. yasama yılının bu yüce kurumla birlikte ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Milli mücadelenin öncüsü ve bilfiil yürütücüsü olan meclisimizin kuruluşundan itibaren milletvekili sıfatıyla ülkemize hizmet eden tüm mensuplarını tazimle yad ediyorum. Artık bir asrını geride bırakan meclisimizde görev yapmış milletvekillerimizden vefat edenlere Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlık ve afiyet niyaz ediyorum. Bu vesileyle bugün hayatını kaybeden, geçmişte 5 dönem milletvekilliği yanında çeşitli bakanlık görevlerinde bulunmuş, önemli siyasi sorumluluklar üstlenmiş abim, kıymetli dost Oğuzhan Asil Türkiye'de Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Şanlıurfa'da UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbekli Tepe'de pandemi nedeniyle ara verilen ticari sıcak hava balonu turları yeniden start aldı. Şanlıurfa'da turistik ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle geçtiğimiz yıl başlatılan ticari sıcak hava balon turları pandemi nedeniyle bir süre ara verilmişti. Bugün tekrar başlayan ve haftanın 3 günü devam edecek olan ticari balon uçuşlarıyla ziyaretçiler Göbekli Tepe'de gün doğumunu havadan izlemenin keyfini yaşadı. İniş pozisyonumuz bu. Ben size tarif edeceğim, görmüyorsunuz. Sıcak hava balonu pilotu Bilge Ezel yaptığı açıklamada uçuşların tekrar başlamasının sevincini yaşadıklarını söyledi. Evet, şimdi kısa bir ara vermiştik hava şartlarından dolayı, hava sıcaklığından dolayı ve pandemiden dolayı ara verdiğimiz normal yolcu ticari uçuşlarımıza devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçler haftada 3 gün olmak üzere devam edecek. Dolayısıyla kışın buradaki daha yumuşak bir hava var. Önümüzdeki Ağustos ayına kadar, Temmuz ayına kadar devam edeceğiz. Bununla beraber hem yabancı destinasyonları buraya davet edeceğiz. Hem normaldeki bizim ticari olarak bizim müşterilerimiz var. Onların uçuşları devam edecek. İlk etapta haftada 3 gün planladık. 10-15 gün içerisinde sanırım bu rezervasyonlarımız var. Daha da hızlanacak. İleriki aşamada haftada 3 gün olan periyodu 4 güne, 5 güne çıkaracağız. Sıcak hava balonuna ilk kez binen ziyaretçiler güneşin doğuşunu balonda izlemenin keyfini yaşadıklarını belirtti. Yani ne zamandan beri hayalini kurduğumuz bir şeydi. İlk defa uçanlardan bir tanesi olması bizim için büyük şans. Manzara çok güzel, duygu çok güzel. Zaten sabahın erken saatlerinde olması sebebiyle muhteşem bir hissiyatı oluyor. Herkese tavsiye ediyorum ama tanıtımının yapılmasını ve Şanlıurfa'ya bu sayede çok fazla turist çekilmesini ümit ediyorum. İlk defa bindim. İnşallah daha defası devamı da gelir diye düşünüyorum. Göbeklitepe'deyiz. Göbeklitepe kendi başına zaten çok güzel bir yer ama bunu balonla deneyimlemek çok farklı oldu. Urfa'yı, Göbeklitepe'yi, bu coğrafyayı balonla gezmek başka bir duygu. Balonun duygusuyla Urfa'nın bu tarihi duygusunun birleşmesi insanda ciddi bir heyecan yaratıyor. Sayın seyirciler, Şanlıurfa'da evinin önünde oyun oynayan bir kız çocuğunu otomobil çarptı. Otomobil sürücüsünün kaçtığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde evlerinin önünde oyun oynayan bir kız çocuğuna otomobil çarptı.
Kaza dün akşam saatlerinde Akçakale ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre evinin önünde oyun oynayan ismi öğrenilemeyen bir kız çocuğuna sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın ardından otomobil sürücüsü kaçarken çocuksa kısa süre sonra ayağa kalkarak evine gitti. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kazaya karışıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Evet, çok talihsiz bir kaza aslında. Sürücünün onu fark etmemesi de ayrı bir olay aslında. Sayın seyirciler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarihi Balıklıgöl platosunda bulunan Halepli Bahçe Caddesi'ndeki kavşak düzenleme çalışmasını tamamladı. Kent merkezinde yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçmek amacıyla Balıklıgöl platosunda yer alan ve önemli bir geçiş güzergahı olan yolda kavşak düzenleme çalışması yürüten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bölgedeki çalışmalarını tamamladı. Tarihi Şanlıurfa Kalesi ve Kızılkoyun Nekropolü'nün yer aldığı Balıklıgöl platosundaki kavşak düzenleme çalışması ve akıllı sinyalizasyon çalışması tamamlanırken çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışmaları ise devam ediyor. Vatandaşların trafik sorunu yaşamaması için kalıcı çözümler üreten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Halepli Bahçe Caddesi'nde yaptığı kavşakla plato yeni bir görünüme kavuştu. Şanlıurfa'da atık karton toplayan bir kamyonetin kasasında 2900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette arama yapan ekipler, kasadaki atık kartonların içerisine gizlenmiş 2900 paket kaçak sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Demokrat Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mustafa Polat ve parti temsilcileri Kanalıurfa Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Toru'yu makamında ziyaret etti. Demokrat Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mustafa Polat ve parti temsilcileri Kanalıurfa Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Toru'yu makamında ziyaret etti. Yapılan konuşmaların ardından Kanalıurfa Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Toru, Başkan Polat'a ziyaretlerinden dolayı şükranlarını dile getirdi. Bizleri ziyarete gelen Şanlıurfa Demokrat Parti İl Başkanı Sayın Mustafa Polat Bey ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunarım. Kanalıurfa mikrofonuna konuşan Başkan Polat, GAP sorununu dile getirdi. Bu arada bir konuyu değinmek istiyorum. Biliyorsunuz bugün Türkiye'de gıda enflasyonu vardır. Milletimiz perişandır. Urfa GAP'ın başkenti olan bir bölgedir. Ama maalesef Demokrat Parti 2002'den bu yana Sayın Demirel'in GAP'ın sevdalısı. Bu GAP'a ben 50 sene ömrümü verdim. 50 sene bir ömrüm olsaydı gene bu projeye verirdim dediği GAP projesi. Eski Devlet Bakanımız Sayın Necmettin Ceveri, medar iftarımızın yaşını bu proje için beyazlatmış olduğu GAP projesi ne yazık ki 20 senedir bizden sonra gelen hükümetler gerekli ilgi alakayı önemi vermedi. Biz acil eylem planıyla GAP projesi içerisinde olan bütün topraklara 2 yılda suyu taşırız ve bunun maliyeti 5 milyar Türk lirasıdır. Bugün 5 milyar Türk lirası Türkiye Cumhuriyeti için büyük bir para değildir ve bunun da getirisi yıllık 37,5 milyar liradır. Yani biz bir vereceğiz, 7,5'ı bir senede alacağız. Eğer biz GAP projesini bitirirsek, GAP projesi Türkiye'yi besler. Yani dedim ki bugün neden Fatih Bey bunu söylerken ben... Haliliye Belediyesi üst yapı hizmetleri kapsamında 5 mahallede kilitli beton parke döşeme çalışmalarını sürdürürken 2 mahallede çalışmalar sona erdi. Haliliye Fen İşleri Müdürlüğü ilçenin yol ağını genişletmek ve mevcut yollarda düzenleme yapmayı sürdürüyor.
Bu çerçevede yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler merkezde Atatürk, Karşıyaka ve Şair Nabi mahallelerinde kilitli beton parke yenileme ve bakım onarım çalışmalarına devam ettiriyor. Kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalar doğrultusunda Yukarı Koymat ve Kengerli mahallelerinde çalışmalarını tamamlayan ekipler Gülveren ve Aşağı İçkara mahallelerinde ise çalışmalarını sürdürüyor. Yol yapım çalışmalarının devam ettiği mahallelerdeki vatandaşlar çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirirken Fen İşleri Müdürlüğü de program dahilinde çalışmalarını gerçekleştiriyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli mesaisine sabah erken saatlerde Karşıyaka Mahallesi'nde teknik ekibiyle birlikte yaptığı alan gezisiyle başladı. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli geleneksel hale getirdiği sabah gezilerini tüm mahalleleri adım adım gezerek sürdürüyor. Başkan Baydilli sabah mesaisine Karşıyaka Mahallesi'nde başlarken teknik ekibiyle birlikte sorunları yerinde inceleyip sorunların giderilmesi yönünde ilgili birimlere talimat verdi. Sabah gezilerinin kendileri için sorunları tespit edip çözüm odaklı düşünme anlamında çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Baydilli, ilçede neredeyse adım atmadık, sokak bırakmadıklarını dile getirdi. Başkan Baydilli bugün Karşıyaka mahallelerimizde gerek vatandaşlarımızın talepleri gerekse kendi tespitlerimizle belirlenen yerleri inceleyip çözümü için çalışma başlattık. Bu şekilde sabah saatlerinde yaptığımız alan gezilerimizi mahallelerimizde sürdüreceğiz diye konuştu. Başka zamanda oturup dolaştırmak Başkan Baydilli alan gezilerinde esnaf ve vatandaşlarla da sohbet ederken taleplerini dinleyip not aldı. Bir hırsızlık haberiyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde güvenlikli siteye giren 3 şahıs aynı apartmanda 4 daireden çeşitli miktarlarda para ve altın çaldı. Karaköprü ilçesinde güvenlikli siteye giren 3 şahıs aynı apartmanda 4 daireden çeşitli miktarlarda para ve altın çaldı. Karaköprü ilçesi Çankaya Mahallesi 201. sokakta meydana gelen olayda 3 şahsın bir siteye girdiği görüldü. Güvenliğin o an sitedeki B bloktaki bir daireye yardım etmesinden yararlanan 3 şahsın temkinli bir şekilde A bloktaki binaya girdikleri ve yaklaşık 2 saat süre boyunca binada kalarak 4 daireyi soydukları anlaşıldı. Girdikleri evleri dağıtmadan soyan şahısların video görüntülerde kadın olması dikkat çekti. Girdikleri evlerden çeşitli miktarlarda para çalan hırsızların ellerini koymuş gibi altınların yerini bulması ve evleri hiç dağıtmamaları, yanlarında altınların yerini bulmak için dedektör benzeri bir alet kullandıklarını düşündürdü. Soygunu yapan şahıslar kapısı kilitli olmayan evleri kartla açarken kapısı kilitli olan bir daireye ise yangın merdiveni boşluğundan yangın merdiveni kapısını levye ile patlatarak girdikleri yapılan incelemelerde görüldü. Siteye saat 15'te gelip saat 17.05'te kapıcı servisinin başladığı saatte siteyi terk eden hırsızların olayı planlı bir şekilde yaptıkları anlaşıldı. Akşam 19 civarında eve gelen sakinlerden biri çekmeceye koyduğu gözlük kılıfını komodinin üzerinde görmesi üzerine çekmeceyi kontrol etmesi üzerine fark edilen hırsızlık olayı anında site yönetimine ve polis ekiplerine haber verildi. Yapılan ilk incelemeler sonucunda 3 daireye girdikleri anlaşılan olayda 4. daireye girdikleri 3 gün sonra fark edildi. Girdikleri evlerden yalnızca para ve altın çalan kadın hırsızların evde bulunan tablet, telefon, laptop gibi diğer değerli eşyalara dokunmadıkları görüldü. Binaya girerken başörtülü sade bir vatandaş kılığında giren kadın şahısların tanınmamak için COVID-19 bahanesiyle maske takarak yüzlerini kapattıkları izlendi.
Olaydan sonra binadan çıkarken şahıslardan birinin cep telefonuyla konuşarak önden çıktığı ve arkadan gelen diğer iki hırsıza haber verdiği video kayıtlarda görüldü. Bina sakinleri geçen senede Eylül ayında Karaköprü Akbiyar mahallesinde bir apartmanda 3 kadın şahıs milyonluk altın çalmış ve olay ancak 6 gün sonra fark edilmişti. Bina sakinleri yetkililerin olayın bir an önce aydınlatılmasını istedi. Eyüpiye Belediyesi tarafından Yardımcı Mahallesi'ndeki sosyal donatı alanını kullanan vatandaşlar Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti. Eyüpiye Belediyesi tarafından kırsalda bir ilk olan Yardımcı Mahallesi'ndeki sosyal donatı alanını kullanan vatandaşlar Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti. Eyüpiye Belediyesi kırsal mahallelerde de bir ilki başlatıp kırsal mahalleleri sosyal donatı alanlarıyla buluşturuyor. İlki Yardımcı Kırsal Mahallesi'nde yapılan projede çalışmalar tamamlanıp açılış öncesi bölge sakinlerinin kullanımına açıldı. Eyüpiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kırsal mahalleler için projelendirilen sosyal donatı alanlarının ilki olan Yardımcı Kırsal Mahallesi'ndeki mini millet bahçesi ve gençler için yapılan halı saha bölge sakinlerinin hizmetine sunuldu. Toplam 3410 metrekarelik alanı kapsayan ve içerisinde yeşil alanlar, futbol sahası, çok amaçlı alan, kamelyalar, piknik masaları ve bankların bulunduğu sosyal donatı alanlarından yararlanan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getiriyor. Kırsalda bir ilk olan ve ilçe geneline yayılacak sosyal donatı alanından yararlanan vatandaşlar Eyüpiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş'a ve Eyüpiye Belediyesi çalışanlarına teşekkür ederiz dedi. Belediyesinin yaptığı parkı takdirle karşılıyoruz. Güzel bir organizasyon olmuş. Gerçekten de Yardımcı Mahallesi'nin parka ihtiyacı var. Düşünün biz saat 5'ten sonra boş zamanlarımıza gelip parkta dinleniyoruz. Burada çalışan personelden de gayet memnunuz. Temizliği olsun, çimlerin sulamasını gayet düzenli bir şekilde yapıyorlar. Biz Mehmet Kuş'tan memnunuz. Belediye başkanına bu konuda çok çok teşekkür ederiz. Mustafa, sana Samet. Beraber Allah'a görüşürüz. İlvan Belediyesi cadde, sokak ve kaldırımlarda yıkama ve temizleme çalışması başlattı. İlçede kapsamlı bir temizleme ve yıkama çalışması başlatan Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, cadde, sokak ve kaldırımları biriken çöplerden arındırdıktan sonra tazyikli suyla yıkadı. Vatandaşların daha hijyenik bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmesi için ilçede başlatılan temizleme ve yıkama çalışmalarıyla ilgili yazılı bir açıklamada bulunan Hilvan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, vatandaşlarımızın daha hijyenik bir ortamda hareket etmelerini sağlamak için sabahın erken saatlerinde başlattığımız temizleme ve yıkama çalışmalarımızla ilçenin işlek caddeleri, sokakları ve kaldırımlarında biriken çöpler önce temizlendi, sonra tazyikli suyla yıkandı. İlçemizin estetik görünümünü artırmak ve oluşabilecek bulaşıcı hastalıklara karşı halkımızı korumak için mahalle, sokak ve cadde ayrımı yapmadan çalışmalarımız programlı bir şekilde devam edecek açıklamasında bulundu. Sabahın erken saatlerinde ilçede başlatılan temizleme ve yıkama çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getiren esnaf ve vatandaşlar, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık ve ekiplerine teşekkür etti. Siverek Belediye Başkan Vekili İhsan Özeyranlı, hayvan pazarındaki esnafları ziyaret etti. Sabah erken saatlerde beraberindeki birim müdürleriyle bölgenin en büyük canlı hayvan pazarına giden Siverek Belediye Başkan Vekili İhsan Özeyranlı esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Urfa'da yok, Diyarbakır'da yok, hiçbir yere bu şey yok. Yani yok. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan satış noktalarındaki esnafla görüşen İhsan Özeyranlı, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi.
Gelen talepleri birim müdürlerine ileten Özayranlı, taleplerin bir an önce karşılanması talimatını verdi. Siverek Canlı Hayvan Pazarı'nın bölgedeki en büyük pazarlardan biri olduğunu belirten Başkan Vekili İhsan Özayranlı, ilçe ekonomisinin de mihenk taşlarından olduğunu söyledi. Esnafın taleplerini dinlemek ve çözüme kavuşturmak amacıyla ziyarete geldiklerini aktaran Özayranlı şu ifadeleri kullandı. Siverek'in en yani kapasitesi yüksek hayvan alış verisi Siverek hayvan pazarına bütün daire amirleriyle belediye olarak buradayız. Gereken ihtiyaçları hepsini karşılayacağız. Su, yol, gereken ne varsa hepsi yani harfiyenin yerine getirileceğiz. Hiç kimsenin bir endişesi olmasın. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren pazar esnafları ve vatandaşlar Başkan Vekili İhsan Özayranlı'ya teşekkür etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede sürdürdüğü yol çalışmalarını ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Hilvan ilçe kırsalında beton yol uygulaması yapan ekipler vatandaşların konforlu ulaşımı için çalışıyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri bir taraftan 13 ilçede sati kaplama asfalt çalışmaları program dahilinde sürdürülürken bir taraftan da belirlenen grup yollarında çelik hasarlı uzun ömürlü beton yolları Şanlıurfa halkının hizmetine sunuyor. Hilvan ilçesinde önemli bir grup yolu olan kırsal mahalle yollarını birbirine bağlayan Gölcük Göle Bakan güzergahında hummalı bir çalışma başlatan ekipler çelik hasırlı, uzun ömürlü ve dayanıklı olan beton yol uygulamasını sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda güzergahlar belirli bir program dahilinde konforlu bir yapıya kavuşturulurken vatandaşlara da standardı yüksek, rahat ulaşımın kapıları açılıyor. Bu haberle de ana haber bültenimizi noktalıyoruz sayın seyirciler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.